Efendim, ince ayara devam ediyoruz. Şimdi karşımdaki hanımefendinin boyu 1.80. Mesleği mankenlik. Benden bir santim de olsa uzun yani. Böyle keyifli ve biraz böyle şey oturacağım. Sevgili Deniz Tekin bizimle birlikte. Merhaba. Deniz, hoş geldin. Keşke daha keyifli bir şeyden bahsediyor olsaydık ama evet, çok doğru bir şey yaptın. Şimdi Amerika'da başlayan Me Too hareketi tacizli erkeklere ders vermek için müthiş bir şey oldu. Evet. Türkiye'ye ucundan acıcık gelmişti, sonra durmuştu. Sen bir tacizi uluslararası arenada kanıtlarıyla beraber yazdın ve bir ünlünün dokunulmazlığını zededin. Şimdi önce o dijital tacizi bize bir anlatsana, ne olur. Senin şimdi bir Instagram hesabın var. Evet, herkes gibi, hemen aynen herkes öyle gibi bir Instagram hesabım var. Bir model olarak sektörün içindeki insanlarla Instagram üzerinden iletişim halinde kalıyorum genelde. Çok ünlü bir Türk fotoğrafçının, dünyaca ünlü bir Türk fotoğrafçıyla Instagram üzerinden iletişime geçtim. Daha doğrusu o benimle iletişime geçti. Hı hı. Bu bahsettiğimiz insan Victoria's Secret için çekimler yapan bir insan. İsmini verebiliyor muyuz bilmiyorum burada. Timur Emek. Evet. Victoria's Secret çekimlerini yaptıktan sonra İstanbul'a geleceğini söylemişti ve bir çekim ayarlamak istediğini söylemişti. Bizimle bir çekim yapmak istedik. Aynen öyle. Bir mankenin başına gelmeyecek bir şey değil. Buraya kadar her şey normal. Bu çok normal. Sosyal ortamdan, sosyal medyadan sizinle iletişime geçilebilir. Uygun görülen şartlarda çekim yapılabilir. Hmm. Bunlar gayet doğal şeylerdir. Ben o zaman bir ajansa bağlıydım. Doğal olarak ben ajansın iletişime geçmesini söyledim. Buraya kadar da her şey normal. Ajansımdan çekim için onay aldığını söyledi. Fakat benim aklımda birazcık ne tarz çekimler yapmak istediğine dair soru işaretleri vardı. Bunu konuşmaya başladıktan sonra birazcık işin rengi değişmeye başladı. Hı hı. Nasıl değişti işin rengi? Bu kadar kibar anlatmayalım. Yani buradan bir manşet çıkartma derdinde değilim. Şey şu, şimdi bir manken veya fotomodelseniz, bazen bikini defilesi, bazen iç çamaşırı defilesi, bütün bunlar insan hayatında olağan her şeylerdir. Her şey buralardan bu, nasıl olduğunu bilmiyorum bu dünyada, hı hı, ama mesela herhalde Victoria's Secret modellerinin de bir memelerinin olduğu, tam doğru adı olduğu, evet, fotoğrafları falan vardır herhalde. Var. Yani böyle şeyler vardır. Aynen, yani şöyle söyleyeyim, bir ay sonra ben bir çamaşırı çekimine gidebilirim, üstsüz fotoğrafımı görebilirsiniz. Yani evet, bunlar zaten bu mesleğin içinde olan aynen şey. Aynen, yani o çekim neyi gerektiriyorsa, o fotoğrafçı bana, hı, o enerjiyi vermişse, o markanın sahibi nasıl mutlu olacaksa, ben nasıl mutlu olacaksam, nasıl her şey tam bir mükemmellik içinde çıkacaksa, zaten herkes onu yapma peşindedir. Hı. Burada yanlış olan şey aslında birisini bir şeyi dayatma tarzıyla hareket etmeye çalışmak. Stüdyo kiralayamadım, gel odamda çekeyim zaten. Siz de hiç orada mı çaldı alarmı? Yani yok, hayır, orada çalmadı. Benim alarmımın çaldığı nokta şu oldu. Normalde bu insanlar gerçekten çok ciddi paralara çalışan insanlar. Hı-hı. Ücretsiz bir şekilde benimle çekim yapmak istemesi benim için çok sürpriz olmuştu zaten. Şey, hayal kurdunuz mu? Buradan ben Victoria's Secret'a giderim diye düşündünüz mü? Ay, İnsanları düşünür çünkü. Yok, hayır. Onun hep şakasını yapmışızdır. Çünkü böyle yerlerin, yani böyle mecraların, böyle markaların, böyle podyumların kıstasları çok fazla. Yani onları, yani bir fotoğrafçıyla çalışıp onun kapısını açmak çok hayal bir şey. Benim bu durumda uyandığım cümle, eğer parayı verirsen senin kurallarına göre, eğer bedava çekim yapacaksak benim kurallarıma göre çekim yapacağız. Vay. Hani bu cümle bahsettiğimiz yabancı internet, yani 1.4 milyon takipçili internet sayfasında ben bunları yollayıp, hani bu hareketler... Taciz var diye bağırdığınız zaman... Taciz var diye bağırmadım aslında. Ben ilk Markus diye bir fotoğrafçıyla çıktı bu olay. Kim Kardashian'ın fotoğrafçısıyla çıktı bu taciz olayları. Sonra Timur Emek'e sıçradı ve ben de dedim ki bu internet hesabına, sayfasına, bunları ben size yollayacağım. Buyurun yayınlayın. Belki sizin bir işinize yarar. İnsanlar çıkıp konuşur çünkü çok fazla aslında sosyal medyanın eksisi olduğu gibi artısı da var. Aynen, tetikliyor öyle. İnsanlar çıkıyor, doğru, konuşuyor. Doğru. Keza öyle de oldu. Ben yani bu konuşmaları yolladıktan sonra buyurun yayınlayın diye yani hepsi 6 saat içerisinde falan gerçekleşti. Akşamüstü buradaki model arkadaşlarımla Timur Emek muhabbeti yaparken, ya böyle böyle şeyler oldu vesaire diye, ben bu konuşmayı yolladıktan sonra gece saatleri, Türkiye itibariyle gece saatlerinde bir sürü örnek geldi. Tecavüz, taciz. Bir sürü suçlama örneği geldi. Hepsi yani. Peki bir şey söyleyeyim. Bu kadar korunmasızsınız aslında, değil mi? Sizin mesleğinizin en kötü tarafı da burası galiba. Biraz korunmasız mısınız? Yani çok uyanık olmak zorundasınız. Çünkü niye?
güzelsiniz, dikkat çekiyorsunuz ve durmadan sizinle beraber olmak isteyen, sizi evet. seks objesi olarak gören insanlarla evet. muhatapsınız. Evet. Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Yani ben bunu ilk zamandan beri söylüyorum. Ya biz ne yazık ki demek zorunda değilim ama biz çok akıllı olmak zorundayız. Yani biz akıllı olmazsak bizim aklımız dışında kendimizi savunabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yani her yaklaşana şüpheyle, her yeni tanıdığınıza şüpheyle bakmak zorundasınız. Hayır kesinlikle yani değil. O enerjiyi çok bozan bir şey. Çok düzgün, çok güzel bir insanla çıkarabileceğiniz bir işin bile enerjisini bozar sürekli herkese şüpheyle yaklaşmak. Aynen öyle. İşte orada nasıl mesela zaman içerisinde artık şey öğreniyor musunuz bu iyi niyetli bu kötü niyetli diye. Aynen öyle. Böyle bir oluyor, de gerçekten şöyle bir şey var. Mahalle baskısı diye bir şey bizim toplumda çok geçerli. Bu sektörde herkes birbirini tanıyor. İnsanlar yanlış yapmaktan çekinir. İşte doğru. bir şey söylemekten vesaire. Buna cesaret edebilen insan zaten kendini çok belli ediyordur artık. Yani o insana karşı bir şüphe duymanıza, bir şey yapmanıza gerek kalmadan bu insan yanlış bir insan. Bu insan bu kadar herkese aynen birbirini tanıdığı bir ortamda bu kadar rahat davranabiliyorsa benim bu insanla çalışmama gerek yok diye eğirebiliyorsunuz o insanı. Peki bir kişi değil aslında hani bu DM'den yürümek diye Türkçemize girmiş bir kavram var. Evet, tahminen çok karşılaşıyorsunuzdur. Ne yapıyorsunuz? Mesela bir başka hanımefendi dedi ki bana direkt mesajdan çıplak fotoğraflarını yollayanlardan o fotoğraflardan sergi açacağım ve teşhir edeceğim. Kadar evet, geldi mesela. Evet. Mesela günde kaç mesaj geliyor böyle tabiri bahşişe DM'den yürüyen? Bence o hanımefendi kesinlikle onu yapsın. Sergisi çok tutar yani bir sürü insan gelir ya ben peki, de kesinlikle giderim. Bir şey söyleyeceğim ortalama günde kaç tane öyle tanışalım mı çok güzelsin hayranım. 35. O kadarcık mı? Yani, 24 saat içerisinde yani insanların ben ona şaşırıyorum. Senin çok kıymetli uyuduğun uyandığın bir saatin var. Çok kıymetli bir günün var. O telefonu eline alıyorsun ve o kıymetli zamanında bir saat bana mesaj atıyor mesela. Bir saat başka bir kıza mesaj atıyor. Bir saat başka bir size mesaj atıyor. Senin saatin, hangisi tutarsa. Hangisi tutar. Bitti senin günün zaten yani 10 süper. Tane kıza mesaj atıyorsa hangisi çıkarsa diye böyle bir insanların böyle bir rutini de var hayat içinde yani. Peki ama yani bir de ortaya şöyle bir şey çıktı işte mesela Neymar en ünlü en pahalı futbolculardan bir tanesi evet. Paris Saint Germain'in gitti Brezilya'dan bir hanımefendi getirdi. Tecavüze yargılanacak şimdi. Mesela futbolcuların da bu DM'den yürüme. Şey mi hani iktidar erk sahibi erkekler birazcık daha güzel kadınlara yanaşmakta daha mı cesur oluyorlar? Galiba öyle ama şöyle bir şey var. Ben yani bu toplum hep böyle ataerkil bir toplum gibi gösterilse de ben Çerkez olduğum için anaerkil bir düzende büyüdüm. Dolayısıyla erkeklerin bu tarz yaklaşımlarında neyden güç aldığını benim görmemden önce kendimden çok emin ve böyle akıllı davranmaya çalışan bir kadın olduğum için çok böyle görmezden gelebiliyorum ya da işte yani böyle şeylere tiye almak karşındaki insanın hani çok gururunu incitmeden yine de hani aslında çok özür dilerim orada en kötü şeyi yapıyorsunuz. Molière şöyle der. Der ki bir insanı döverek, küfrederek canını bir süre yakabilirsiniz. Onu evet. bir kere gülünç duruma düşürürseniz bunu evet. ömür boyu unutmaz diye. Aslında evet. siz ömür boyu unutmayacak dersler yani, vermeye çalışıyorsunuz. Biraz onu yapmak lazım. Sonuçta yani o insan zaten böyle azarlanmaktan ya da terslenmekten filan hani vardır illaki hoşuna giden kadın, buna cevap veren, karşılık veren. Herkesin kendi tercihi yani bu hiç yargılanacak bir noktada değil. İki tarafta zaten rızası olan bir şeyin peşinde koşturuyorsa. Ama zaten hani terslenmesine rağmen bunu yapmaya devam eden insanları terslemeye devam ettiğinizde hiçbir sonuç alamıyorsunuz. Ben onu anladım. Ama nasıl sonuç alıyorsunuz? Bunu böyle ifşa ettiğinizde, o insanla dalga geçtiğinizde, farklı yöntemlere başvurduğunuzda onun da bir kafası karışıyor. Diyor ki ben hiç böyle tepki almamıştım. Demek ki bir yanlış yapıyorum vesaire diye düşünmeye başlayayım. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela manken arkadaşlarınızdan, meslektaşlarınızdan şöyle şeyler geldi mi? Ya kızım süper iş yaptım, bana de şu taciz etmişti ama ben anlatmaya korktum geldi mi? Yani bir şey söyleyeceğim. Manken olduğu bu tür cinsel edepsizliğe ya da tacize maruz kalmayan kimse var mı? Daha var tabii ki de. Var ama ben 2 gün uyuyamadım. Yani bayağı moral bozukluğundan gelen mesajlar. Ben şey dedim keşke bu kadar fazla insan hakkında bu kadar çok şey bilmeseydim. Ha, oraya bu geliyor sektörde mu mesela? Dedim ne yazık ki şey oldum rahatsız oldum ya. Çok ne yazık ki rahatsız oldum yani. Valla ama bir şey söyleyeyim size. Bir gün Asuman Krause bir televizyon programında birisi için telefon numarasını vermiş. Numaralarımız aynı son 2 rakamı farklı. Gece 2'de beni arayıp Asuman'la görüşebilir miyim diye soran adam gördüm ben. Ben niye akrabası mısın? Yok değilim hayranıyım dedi. Yani bizim erkeğimiz o konuda şey fark etmiyor. Peki bir şey daha çok merak ediyorum. Şimdi yeni mesleğe başlayanlar var ve bizim insanımız artık basamakları çok hızlı çıkmak istiyor. Özellikle genç neslimiz. Evet. Dolayısıyla basamakları
Hızlı çıkmak insanı daha fazla riske açık hale getirmiyor mu? Basamakları hızlı çıkmanızın şöyle söyleyeyim, şans. Şansınız dışında bu sektörde basamakları hızlı çıkmanızın hiçbir yolu yok. Çünkü rekabetin çok sert olduğu, çok kalabalık bir sektör. Güzellik algısı çok değişti. Yani sana çirkin diyen bir insan da başka birisi sende çok büyük bir güzellik görebilir. Yani kendini çok emin ve çok güzel hissettiğin bir yerde bir anda ortamdaki kendini en çirkin insan olarak hissedebilirsin. Yani böyle şeylerle psikolojik olarak savaştığın bir ortamda basamakları böyle bir anda çıkmak diye bir şey yok, söz konusu. Yok öyle bir şey. Yani genç mankenleri de yemesinler. Öyle bir dünya yok. Hayır. Yani hep onu söyledik zaten. Asla mecbur olmadığınız bir şeyi yapmanız dayatıldığında, rahatsız hissettiğiniz zaman kendinizi asla mecbur hissetmeyin hiçbir şekilde. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir ortam içinde bulunduysanız hemen ayrılın. Yalnız başınızda yol almaya çalışmayın. Mutlaka bir ajansınız olsun. Ajans orada denetliyor değil mi? Biraz beni koruyucu. Açıkçası ajansımdaki bu kırım, yani ajansımda benim işlerimi ayarlayan insan beni kurtardı diyebilirim. Çünkü ben yani ben orada ajansımla konuş demeyebilirdim Timur'a. Hadi çekim yapalım diye de bilirdim. O da benim tercihim olurdu ama onu yapmamam gerekirdi. Ajansım da bana hani ben Timur benimle böyle bir çekim yapmak istiyor. Siz buna mı onay verdiniz dediğimde biz kesinlikle öyle bir şey onay vermedik. Timur bizim kara listemizde. Timur'la çekim yapmayacaksın diye beni zaten Allah'tan sordunuz. Ajansımda. Bir şey söyleyeceğim. Bunun Türkçedeki karşılığı verilmiş sadakanız varmış. Evet biraz öyle. Biraz öyle oldu gerçekten. Valla ama Türkiye'de bir şeyi başlattınız. Bir cesaretli birileri ortaya çıktı. Arkasından da gelmeye başladı işte yok sergiler açacağım vesaire. Evet. Umarım sayıları artar. Umarım yani bunların sayılarının artmasından ziyade umarım bunların sayısı azalır. Hayır, yani teşhirin sayısı artar ki öbürlerinin sayısını artacak öyle düşüneceğiz. Umarım teşhirin sayısı artar çünkü şeyi aldım. Yani ben sadece bir konuşma yolladım. O konuşmanın devamında bir sürü şeyin ortasına çıkmasına sebep oldum. Ben sosyal medyanın bu kadar güçlü bir ortam olduğuna inanmıyordum gerçekten. Bir şekilde. Valla o ilk denize atılan taş, o dalgalar hep genişleyerek büyür ya halkalar. Aynen öyle. Valla yüreğiniz için de cesaretiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ben mersi. Teşekkür ederim. Evet, cesur insanlar her zaman bir fark yaratır hayatımızda. Cesur olmak lazım. Niye? Mesela tecavüzde de aynı durum. Amerika'da tecavüz mağdurlarına mağdur olarak bakılır. Mesela bizde birazcık daha şeydir. İnsanlar tecavüze uğradığını saklar. Niye? Tırnak içinde söylüyorum. İşte kirletilmiş lafını duymaktan korktukları için ama onlar mağdurlar. Bir de onları bizim cezalandırmamamız lazım diyelim. Dünyadan birkaç ince ayar örneği daha devam ediyoruz.